Peki, chalk paint ne? Chalk paint şu. Kat kat, diyelim ki ben bunu beyaz boyadım. Beklerim kurur, üstüne kırmızı boyarım. Hiç gözükmez beyaz. Kırmızı boyarım. Ondan sonra kırmızı da sürür, kurur. Üstüne sarı boyarım. Sonra alttaki ne bu rengi görürüm, ne kırmızıyı, ne beyazı. Hiçbir rengi görmem. Sadece sarıyı görürüm. Çünkü en üstte sarı vardır. Elime bir zımpara alırım. Başlarım zımparalamaya. Zımparaladıkça ben alt katlara erişirim. Her boyadığım renk bir bir gözükmeye başlar. Dolayısıyla eskitme yaparım zımparayla. Veya ıslak bir mendil alırım elime. Islak bir bez. Parmağıma dolarım. Böyle kenarlardan eskitmeler yaparım. Buna da ıslak eskitme deriz. Ama bir teknik adı olmakla beraber bunu yapan şeyin asıl mahareti boyanın kendisidir. Chalk paint boya olduğu için bu böyle olur. Yoksa boya dediğiniz şey her yeri boyar. Her boya her şeyi boyar. Ama her boyanın kendine göre bir mahareti vardır. Yağlı boyanın başka bir mahareti vardır. Sulu boyanın başka bir mahareti vardır. Akrilik boyanın başka bir mahareti vardır. Dolayısıyla herkes her şeyi boyayabilir. Önemli olan boyadıktan sonra aldığınız sonuç ve boyadan beklediğiniz maharetli davranış. Ne bekliyorsunuz boyadan? Hangi maharetleri olsun? Hangi özellikleri olsun? Hani ben bu arabayı alıyorum işte hızlı gitsin, şu olsun, uzun yola dayanıklı olsun gibi hani bir sürü özellik var ya boyanın özellikleridir önemli olan. Dolayısıyla seçeceğiniz boyayı kullanacağınız yere göre seçmelisiniz. Ne yapacaksınız? Neyi nasıl yapacaksınız? Bunları düşünmelisiniz. Evinizi boyayacaksınız, eşyalarınızı boyayacaksınız. Ne renk yapmalıyım fikri çok önemli. Parkeleriniz, işte koltuklarınızın kumaşı, perdelerinizin kumaşı bunların hepsi bir bütün tasarımda. Dolayısıyla bunları göz ardı etmeden beğendiğiniz renklere yapışıp boyamayın hemen bir şeyi. Bir başka husus, antika olan bir şey boyanmaz. Altın kuraldır. Asla antika olan şeyleri boyamayın. Ancak gözden çıkardığınız, tekrar hayata döndürmek istediğiniz şeyleriniz varsa bunları değerlendirme amaçlı boyamanızı tavsiye ediyoruz biz. Mesela benim şu granit taşları boyamam. Ortada kocaman bir göbek vardı ve ben o göbekten hiç memnun değildim. Değiştirmeye kalksam diğer bütün granitlere sirayet edecekti, diğer karolara. Her biri çıt çıt çıtlayacaktı, kırılacaktı. Derken büyük bir iş çıkacaktı. Buna da imkan yoktu. Gittim o ortadaki beğenmediğim kötü yapılmış, tasarımı da kötü olan, renk kombini de güzel olmayan ortadaki o desen yapılmış taşlardan başka bir renkte granitten o graniti kapatmak için boyadım. Boyayı bu amaçlarla kullanmalısınız. Yoksa her şey her yerde boyanmamalıdır. Alıyorsunuz. Fırçanızla böyle 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 yapıyorsunuz. Su katmıyorsunuz o zaman boyaya. Boyayı sulandırırsanız dokulu boyayamazsınız. Boyaya hiç su katmadan olduğu gibi alıp kullanıyorsunuz. Ama düz boyama yapacaksanız boyanızın miktarı ne kadarsa, bir su bardağıysa, iki su bardağıysa, efendim 4 su bardağıysa onun %20'si kadar su koyuyorsunuz. Yani çeyreğinden biraz az su koyuyorsunuz. 1,3 kilogramsa bir kahve fincanı denk geliyor. Klasik bir kahve fincanı. 4,2 kilogram ekonomik boysa bir su bardağı denk geliyor ona da. O kadar su koyarak boyanızı sulandırıp iyice karıştırıp kaymak gibi dümdüz boyayabiliyorsunuz. Bana neler lazım? Dümdüz boyamak istiyor isem bir kadife sünger ruloya ihtiyacım var. Bir karıştırma çubuğuna, ondan sonra dümdüz bununla boyarım. Boyam kuruduktan sonra şöyle bir Stargil'in fırçası bu. Şöyle bir fırça ile likör vernik atarım, işlem biter. Yani siz 2 tane malzeme ve boyanızla boyarsınız ve verniklersiniz. Temelde boya kurusun, wax ya da vernik sür.
Wax, şu an sehpanın üzerinde gördüğünüz kahverengi waxla eskitilmiş bir sehpa görüyorsunuz. Sehpa çok büyük. 2 metreye 2 metre bir kare. Şöyle göstereyim. Çok büyük. Bir masa kadar büyük. Eğer isterseniz çok büyük bir alan boyuyorsanız eni daha geniş olan sünger rulo da kullanabilirsiniz. Dışarıda satılıyor yapı marketlerde. Daha genişi kullanabilirsiniz. Veya şöyle bir fırçayla da kaymak gibi boyarsınız. Ama o zaman çok bastırmadan boyamanız gerekir. Yani fırçayı böyle bastırarak, iz çıkararak değil, düz boyamanız gerekir. Ya da iz çıkararak boyamak nasıl olur? Onu da göstereceğim. Aslında bir küçük workshop olacak bu bizlere. Kaşıkla alır gibi aldım. İzler çıkara çıkara boyadım buradakiler gibi. Görüyor musunuz? Bildiğiniz böyle izler çıkara çıkara boyadım. Tamam, ben biraz dokulu çalışayım. O zaman bırakıyorum bunu, dokulu yapıyorum. Şimdi dokulu yapıyorum, bakın. Düz boyamaktan daha kolay. Hatta şöyle fırça izleri de çıkarabilirsiniz, bakın. Balık sırtı, balık sırtı. Bu da olabilir. Şöyle olabilir. Evet. Şöyle izli izli boyayalım. Ben böyle seviyorum. Ben öyle kaymak gibi çok sevmiyorum vallahi. Niye yalan söyleyeyim. Aa, çatlatma yapalım mı bunun üstüne? Fön makinesiyle. Yapma çatlatma. Dokulu daha güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Toz da göstermiyor. Çok çok geç tozlanıyor bu yüzeyler. O kadar güzel yani. İşte böyle 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 yapıyorum. Hiçbir zorluğu yok. Peki kuru süpürme nasıl yapılır? Bakın şimdi burada da kuru süpürmeyi göstereyim size. Boyanızın fazlasını bir kağıda silersiniz. Az boya olur yüzeyde. Bu yapraklar çok uygun buna. Bakın fırçanızla hafif dokundurursunuz. Bakın görüyor musunuz? Çok hafif. Hazır böyle bir örnek varken workshop'a dönüşsün bu iş. Bakın ben kuru süpürme yapıyorum şu anda yüzeye. Yapraklar daha belirginleşti. Bunu yaparken allık sürer gibi atıyorum. Hafif yatırıyorum fırçamı ve elimle bırakıyorum aslında. Ve bazen de elimle böyle şekiller veriyorum fırçama. Böyle şekiller veriyorum fırçama elimle. Bakın farkında değil belki görenler ama elimle fırçamı bozuyorum biraz. İstediğim şekilleri veriyorum. Bakın yapraklar üzerinde süpürmeler yapacağım. Buraya yapalım, görün. Biraz yoğun da yapabilirim. Diyelim ki boyadım, waxladım, waxlamadım. Bakın eskitmeler yapabilirsiniz. Biraz bazı yerde daha yoğun kullanırsınız. Evet, bakın. O burada çok geldi. Çok geldiyse silersiniz yani. Gördünüz mü? Böyle eskitmeler de yapabilirsiniz. Beğenmediğiniz yerlerde kuruduktan sonra veya ıslakken ıslak bir mendille alıp silebilirsiniz. Yok edebilirsiniz burada yaptığınız hataları. Yüzey boyalıysa, yani alt zemin şu an burada wax olduğu için ben rahatlıkla siliyorum. Ama diyelim ki sizin kahverengi mobilyanız, beğenmediniz, ay yanlış bir şey yaptınız. Hiç üzülmeyin, alın şöyle siliverin, eski haline dönsün. Bakın, şimdi çok ıslak, kuruluyorum şöyle bir şeyle. Eski haline döner, hiçbir şey olmaz. Böyle eskitmeler yapabilirsiniz.
Burada da biraz devam edelim bakın. Sadece yaprakların üstüne yapabilirsiniz. Daha tabii biraz canlı yayın heyecanıyla da yamukta durarak yapmaya çalışıyorum. Ama hani göstermek, anlatmak için bence çok oldu. Sileyim şurayı, beğenmedim. Ya burası güzel olmadı. Evet. Bakın, eskitmeler yapabilirsiniz. Güzelleştirelim biraz. Tamamını boyayacağım birazdan, görürsünüz. Şimdi buna da kuru süpürme deniyor. Allık sürer gibi bunu böyle yapıyorsunuz. Hafif bırakıyorsunuz, azıcık çekiyorsunuz. Azıcık, azıcık. Sanki kirpiğinize rümel sürer gibi, hafif böyle, hafif. Ucuyla fırçanın, bastırmadan, böyle bastırarak değil, bastırmadan hafifçe yapıyorsunuz. Buna da kuru süpürme deniliyor. Aslında bu kuru süpürme işin aslı, temeli gibi bir şey. Waxla da böyle kuru süpürme yapabilirsiniz. Başka söyleyeceğim, işte çok temel bilgiler bunlar. Bu şekilde boyama yapabilirsiniz. Önce boyayacağınız bir şey küçük bir parça olsun. Küçük bir komodin, küçük bir masa. Bu kadar büyük bir parçayla başlamayın. Mesela yatak odasının dolap kapakları büyük yüzey. Mesela bununla başlamayın. İlk başlayacağınız şey komodinler olsun. Mutfak dolabı kapakları da bunun için uygun. Küçük küçüktür çünkü, rahat boyanır. Böyle küçük yüzeylerle başlayın. Büyük yüzey boyamak zordur. Dalgasız boyamak, iyi taramak gerekir. O yüzden küçük parçalarla kendinizi alıştırın. Eğer bizlere ulaşma imkanınız yoksa, başka şehirlerde yaşıyorsanız, biz İstanbul'dayız, siz Kars'ta yaşıyor olabilirsiniz. Ya da İstanbul'dasınızdır da gelme imkanınız yoktur. Evinizde bir yaşlı vardır, çoluk çocuk. Gelme imkanınız yoktur. Uzaktan bizim YouTube videolarımızı izleyin. YouTube videolarında aslında ben workshop yapıyorum. Her şeyi anlatıyorum. Söylediğim her cümle çok önemli. Öyle rastgele söylemiyorum. Eşit dağıtın lafı çok önemli mesela. Birazdan yaparken söyleyeceğim. Ortaya koyuyorum, eşit dağıtıyorum. Bu kelimeler çok önemli. Eşit dağıtıyorum diyorsam nasıl yaptığımı mutlaka YouTube'da iyice bakın. Öyle boş boş laflar konuşmuyorum yani. Her cümle aslında dikkat etmeniz gereken cümleler. Şimdi vallahi workshop yapıyoruz. Düzmede tezimini eskitme nasıl olur deniliyor? Onun videosu var YouTube'da. MDF zeminde çok eskitme yaptık. Instagram'da öne çıkan hikayeler de var. Ve YouTube'da var. Lütfen oradan izleyin. Buradan bunu anlatmak yani hem benim işime mani olur, hem bizi izleyenler için sıkıcı olabilir. Orada videosu var. Lütfen izleyiniz. Şöyle yapalım. Evet, şöyle bir temizledik. Boya tozu varsa diye. Şimdi ben hafifçe, önemli bir şey. Fısfısla su koyuyorum boyaya, ama ben önce %20'si oranında suyu koymanız gerekiyor ve boyayı daima kendi kabından kullanmanız gerekiyor. Fakat siz boya yaparken boyanın üzeri kaymak tutuyor kutuda. Tıpkı çorbanın kaymak tutması gibi. Öyle olduğunda anlayın ki boyanın içerisine su koymanız gerekiyor. Kafi miktarda su kalmamış boyanın içinde. Ara ara hep böyle fısfısla boyanızın içinde birkaç tıs su sıkın lütfen. Böyle olunca fırçanızda topaklanma, fırçanızda tutma boyarken olmayacaktır. Bunu mutlaka yapın. Havalar da ısındı. Daha çok su isteyecektir boya. Siz zaman zaman boya yaparken kapağı açık olduğu için tabii onda bir kuruma oluyor. Ya da bir kapa boşalttığınızda da aynı şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Onun için kutunun içinden kullanıyorum, kullanın lütfen diyorum. Kabın içine boşalttığınızda bir kaba koyduğunuz su miktarıyla daha sonraki
Boyanız bittikten sonra tekrar kaba su koyduğunuzdaki su miktarı aynı olmaz ise dalgalı boyarsınız. Dolayısıyla boyanın hep kendi kabının içine su koyun. O miktarı bozmayın lütfen. Hafifçe nemlendiriyorum sünger unumu ve boyamın içine batırıyorum. Evet. Şöyle. Şimdi getiriyorum. Bakın. Aktı oraya. Hop. Bakın. Çok aktı ya. Evet. Bakın şimdi başladım boyamaya. Galiba bu daha güzel bir renk olacak. Annem beğenir inşallah. Evet. Bakın. Vakslı ve daha önceden boyanmış bir yüzey boyuyoruz. Biraz daha boyama, sünderleme boya alayım. Getiriyorum. Şöyle durayım. Sünger rulomla boyuyorum. Eşit dağıtıyorum. Ben bu rengi çok seviyordum ama hadi bakalım değiştirelim. Evet. Şöyle boyuyorum. Evet. İnşallah siz de beğeniyorsunuzdur. Beyaz güzel olmuştur. Vardar rengi. Böyle kemik gibi de değil de bu kemik değil. Bu böyle şey bir renk. Off-white'ın bir tonu. Off-white'ın bir tonu bu. Çok güzel bir renk. Yeni model bebek mobilyaları var. Görüyorsunuzdur. Böyle grimsi beyazımsı gibi çok güzel beyazlar var. İşte o beyazdan bu. Şimdi biraz daha boya alalım. Yapraklar kalsın, gözüksün istiyorum. Bir taraftan da. Evet. Şöyle. Zaten şu tarafı boyayıp biraz da üstünü boyayıp bırakacağım. Hani sizin görmeniz açısından yapıyorum ben de. Çünkü çok daha fazla şey yapıp sıkıcı olmak istemem. Bütün bir sehpayı beraber boyamak da anlamsız. Bitmişini paylaşırım sizinle diye düşünüyorum. Şimdi burada boya çok fazla. Bu boyayı alıp alıp bu tarafa götüreceğim. Alıp alıp bu tarafa götüreceğim. Bu alıp alıp bu tarafa götürün lafı çok önemli. Al buradan gel bu tarafa götür. Al buradan gel bu tarafa götür şeklinde götüreceksiniz. Altındaki neresi hocam? Çok güzel. Benim aklım ilişkinde kaldı diyor. Altındaki Efes rengiydi ve dark wax vardı üzerinde. Efendim benim de aklım onda kaldı ama benim anneciğim maalesef bunu beğenmedi. Kara kara oldu bu dedi. Şimdi boyuyoruz beyaz beyazlar. Evet. Şöyle, şimdi biraz daha alalım. Az aldım bu sefer, çok almadım boyayı. Yanlara yetecek kadar şu yana. Kenarıyla aldım. Ops. Biraz ters iş yapıyorum. Bakın, sürüyorum. Rengi açıyoruz. Resmen açıyoruz yani. Evet. Oraya ben seçimini almadım abi. Yağlı bir ortamda. Özellikle ocak arkasını likör ve çalk paint boya almalısınız. Efendim şuraya koyalım. Şöyle.
musunuz? Görüyor musunuz bilmiyorum. Hem kendimi kolluyorum hem sizi. İkisi bir arada olmaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi bir tarama yapacağım. Yıktım perdeyi, eyledim yıran. Evet. Şöyle. Burası kurudu bile vallahi. Biraz daha boya koyayım onun üstüne. Hani net bir beyazlık olsun. Alttan netleşsin biraz beyazlık. Şöyle, evet. Yaprak stansılı var mı diye sormuş bir hanımefendi. Evet, web sitesinde var. Oradan alabilirsiniz. Şöyle. Son taramada hiç bastırmıyorum. Aslında rulo kendisi hareket ediyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. O son taramayı lütfen bakın, şu son taramam yumuşak. Hiç bastırmıyorum. Tarama yapıyorum. Bir de enine yapabilirsiniz böyle. Beşer santim kaydıra kaydıra. Kaydıra kaydıra gidiyorum aşağı yukarı. Eğer bir, böyle bir dalgalanma görüyorsanız hafif, üstünden birkaç kere daha gidin gelin yumuşak yumuşak bastırmadan. O zaman o dalgalanmaları ve alttaki yansımaları alırsınız. Birkaç kere böyle üstünden yumuşak yumuşak gidin. Alt düzelir. Bir şey varsa böyle parmağınızda alın. Bakın ben birkaç kere üstünden gidiyorum, düzeliyor gene. Efendim işte böyle. Bunu boyadık. İsterseniz şu kısmı sizinle paylaşayım. Bir de üstünü boyayalım hafiften. Onu da göstermiş olayım. Efendim alıyoruz boyamızı. Normalde rulonuz boyayla dolmuş ise 3 batırmayla bir masanın, 8 kişilik masanın üstünü boyayabilirsiniz tek katta. Bakın. 2 metreye 2 metre bir şey bu. Neydi adı? Sehpa. Başladım boyamaya. Dokular burada kaybolacak şimdi. Çok üzgünüm. Ben bu dokuların görünmesini istiyorum. Ha, bakın ne oldu. Çok iyi oldu bu oldu. Şimdi bunu anlatayım size. Ben demin buraya fırçayla boya koymuştum. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bakın orası ne kadar fazla. Çünkü orada çok katlı boya var. Çok fazla boya var ve kurumuş. Kuruduğu için ben onu ne yaparsam yapayım, boya hemen başlamış kurumaya. Bakın boya kalkıp bana geliyor. O yüzden onu oradan almalıyım. Hemen alacağım. Çünkü leke yapar. Dalga olur orada. Biraz şöyle alayım şuradan. Hiç bakın korkmadan boyayla oynuyorum. Siz de böyle oynayabilirsiniz. Aldım bu boyanın fazlasını. Demin hani dokulu boyama nasıl yapılır diye göstermiştim ya. İşte o kısım. Şöyle sildim onu fazlasını. Sonradan sorun yaşamayalım diye. Bakın siliyorum Selpak'la. Çok güzel. Şimdi bana lazım. Bakın. 2 tıs su sıktım üstüne. Aldım sünger rulama boya. Orayı düzelteceğim. Hatayı düzeltme yapıyorum şu anda. Getirdim üstüne koydum. Su sıktığım yer ile boyayı şöyle bir karıştıralım. Evet. Şimdi o hatayı düzelteceğiz, kapatacağız. Çünkü ne oldu? Ben sizinle konuştum. Bekledim. Şey oldu. Şurada yaprak mı varmış? Kurudu orası doğal olarak. Hala duruyor orada. Alalım o fazlalığı. Sonra işim bozulur. Bozulmasın yani. Sonra siz hocam uzaktan olmamış bu falan dersiniz, demeyin yani. Evet. Şöyle. Tamamına. Ya ben bunu dokulu boyamak istiyorum ya.
Bu doku kaybolacak. Bakın o hani deminki o fazlalık olan şey dediğim şeyi yok oldu. Yok ettim onu. Hala şurada var. Şurada var. Onu da biraz alalım. Evet. Bakın. O kusurumuzu, oradaki daha önce dokulu boyayalım dediğimiz şeyi şu anda yok ettik. Tabii alt dokulu olduğu için şu anda yapmış olduğumuz işlem kaymak gibi durmuyor. Alt dokulu. Ne yapsam bilemedim. Gene dokulumu boyasam. Kafam karıştı. Önce bir boyayayım şöyle tamamını. Belki doku çalışırım üstüne, bilmiyorum. Dokulu mu yapalım anne? Düz mü yapalım? Dokulu yap. Niye dokulu şeyi bozdurdun bana o zaman? Dokulu yap diyor şimdi. Tamam. Sürüyorsunuz. Bir fırçayla, elinizle fark etmez. Ondan sonra elinize bir bez alıyorsunuz. Aldığınız bezle önce fazlasını silip ondan sonra başlıyorsunuz parlatmaya. Ayakkabı parlatır gibi. Şıkır şıkır parlıyor. Çok parlak istemezseniz az parlatıyorsunuz. Çok parlak istiyorsanız daha fazla. Bastırmanıza gerek yok. Önce silerken vaksı fazlasını almanız gerekir. Ama sonra çok bastırmanıza gerek yok. Bezi tutar böyle vaks. Ama bir müddet sonra siz bu hareketi yaptıkça vaks yüzeyde parlaklık yaratmaya başlar. Şıkır şıkır parlar. Likör vernik dediğimiz bir likör dediğimiz bir şey var. O da bir vernik ama o sıvı. Vaks gibi değil. Vakslar krem şeklinde. Elinize sürdüğünüz krem gibi az ama her yere temas edecek şekilde sürüyorsunuz. Toplu iğne başı kadar boşluk bırakmıyorsunuz. Neden? Çünkü yüzeyde chalk paint dediğimiz tebeşir boyası yüzeyde ıslanınca çıkan bir boyadır. Islak bir bezle sildiğinizde çıkar. Diyelim ki bir şeyi boyadınız, beğenmediniz. Silersiniz, çıkar gider. Vakslamadığınız ve likör sürmediğiniz sürece bunu kullanabilirsiniz. Ama dokulu boyayacaksanız hiç su koymuyorsunuz. Bu yüzey boyamız. Boya, vaksla ya da vernikle işlem tamam. Yani temelde yaptığınız şey şu. Boyuyoruz, 5 saat bekliyoruz. Genellikle tek katta kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Ki bu ne kadar koyu bir yüzeyi, wax var üstünde. Boyanmış bir yüzeyi tekrar boyayabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Bu şekilde işlemleri yapabilirsiniz.